bitkiler ve hayvanların atmosfer ile bir azot alışverişi görülmeyecek. Bitkiler ve hayvanlar öldükten sonra toprakta organik bir artık oluşacak. Döngümüz azot döngüsü olduğu için bu artıklar azotlu organik artıklar olarak isimlendireceğiz. Evet, peki bunlar tekrar doğaya nasıl dönüştürülecek? Organik artıkları tekrar doğaya kazandıran saprofit canlılardır. Peki kim bu saprofit canlılar? Saprofit canlılar mantarlar, ki mantarların ökaryot olduğunu biliyoruz. Bakteriler var. Örnek olarak verdik. Bunlar da prokaryot canlılardır. Demek ki bu grup ökaryot hücre yapısına da sahip olabiliyormuş, prokaryot hücre yapısına da sahip olabiliyormuş. Ve neticede oluşturdukları amonyak adı verilen bir inorganik madde. Neye dikkat edeceğiz? Saprofitler burada organik olan bir maddeyi inorganik bir madde olan amonyağa dönüştürdü. Bu süreçte önce hücre dışında organik atıkları sindirdi. Önce hücre dışı sindirim yaptı. Sonra onları içeri alarak hücre içinde bunu amonyağa dönüştürüp toprağa geri verdi. Yani olay hücre dışında başlıyor, hücre içinde devam ediyor. Amonyak bitkiler tarafından doğrudan kullanılabilir bir form değildir. Bitkilerin topraktan alabileceği azot formlarından biri de nitrattır. O halde ne yapmamız gerekiyor? Amonyağı nitrata çevirmemiz gerekiyor. Amonyağı nitrata çevirebilmek için önce amonyak nitrit denilen bir maddeye dönüştürülür. Sonra nitrit ise nitrata dönüştürülür. Bu dönüşümü kimler yapar? Arkadaşlar, amonyağı nitrite dönüştüren canlılar nitrit bakterileridir. Nitriti ise nitrata dönüştüren canlılar nitrat bakterileridir. Yani neticede bunlar bir bakteri ve amonyaktan nitrat oluşumuna kadar geçen bu olaylar dizisine nitrifikasyon adı verilmektedir. Burada neye dikkat edeceğiz? Nitrifikasyon sürecinde bu olayı prokaryot canlılar gerçekleştirdi. Nitrat bakterisi ve nitrit bakterisi. Aynı zamanda bu canlılar kemo-ototrof canlılardır. Zaten kemosentezde inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Bu enerji üretebilmeleri için de bu tepkimeler gerçekleşmiş oldu. Nitrat artık bitkilerin kullanabileceği bir form olduğu için şuradan da gördüğünüz gibi bitkiler tarafından alınıyor. Ancak bir canlı grubu nitrattan atmosfere gönderebileceği serbest azotu yapıyor. Bu olaya biz denitrifikasyon adını veriyoruz. Bu canlılar da bir bakteridir. Yani prokaryot hücre yapısına sahip. Yani amonyaktan sonraki reaksiyonlarda gördüğümüz gibi prokaryot canlılar devreye giriyorlar. Nitratın oluşumu ile ilgili aynı zamanda yıldırım da devreye giriyor. Bir dizi reaksiyondan sonra toprakta sodyum nitrat veya potasyum nitrat gibi bileşikler meydana gelir. Bu bileşiklere biz güherçile adını veriyoruz ve bitkiler bunu topraktan yine alıyor. Bir başka canlı grubu baklagiller. Baklagillerin köklerinde yumrular vardır. Bu yumrulara nodül adı verilir. Nodül içerisinde rizobium adı verilen bakteriler bulunur. İşte bu bakteriler atmosferdeki serbest azotu bağlayabiliyorlar. Bunun bir kısmını bitkiye veriyorlar. Diğer kısmı ise toprağa doğru gönderilmiş oluyor ve döngüye girmiş oluyor. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu nodül içindeki rizobium bakterileri sayesinde toprak azotça zenginleşmiş olur. Eğer toprağı azotça zenginleştirmek istiyorsak o sene toprağımıza baklagil bitkisi ekmemiz gerekmektedir.
Arkadaşlar şuraya bir dipnot düşeceğim. Bitkiler azotu nitrat ve amonyum şeklinde kullanır. Bir başka nokta arkadaşlar, toprağı azotça zenginleştirecek bir nokta. Hayvanlar biliyorsunuz idrar bırakır ve idrarın içinde de azotlu bileşikler var. Amonyak, üre, ürik asit gibi ve bu da yine döngüye katılıyor. Bir başka nokta, gübreler, insanların bırakmış olduğu yapay suni gübreler. Bunlar da toprağı yine azotça zenginleştirebiliyor. Evet, doğada azot fiksasyonu, yani atmosferdeki azotu bağlayabilen canlılardan bahsedeceğiz. Doğadaki azot fiksasyonundan bir rizobium bakterileri bu işi yapabiliyor. Bir diğer canlı grubu siyanobakteriler. Biz döngü içerisinde rizobium bakterilerine örnek verdik. Ancak siyanobakterilerin de azot fiksasyonu yaptığına dikkat edin. Başka canlı daha grupları daha var ama onlar programımızda mevcut değil. Toprağı azotça fakirleştirenler kim? Arkadaşlar, topraktan azotu kim alıp uzaklaştırıyor? Onlardan bir tanesi bitkiler. Bitkiler kendi metabolizmalarını kullanmak için topraktaki azotu alıyor ve toprağı azotça fakirleştiriyor. İkinci bir grup, topraktaki azotu atmosfere serbest azot şeklinde veren canlılar, denitrifikasyon bakterileri. Bunlar toprağı azotça fakirleştirenlerdir. Toprağı azotça zenginleştirenler, bir yine rizobium bakterileri. Yani baklagil bitkilerinin rizobium bakterileriyle olan ilişkileri. İki, siyanobakteriler atmosferik azotu bağlayabiliyorlar. Üç, gübreleme, insanların gübre bırakması. Dört, hayvanların idrar yapması. Beş, saprofitler. Yalnız bu saprofitlerin proteinli artıkları oksijensiz solunumda kullanarak amonyağa dönüştürmesine putrifikasyon adını veriyoruz. Olay olarak yazarsak putrifikasyon olayı. 7. Nitrifikasyon olayı. Ve bir başka olay ise şimşeğin, yıldırımın faaliyeti. Bunlar toprağı azotça zenginleştiriyorlar. Atmosfer azotunu artıran kim? Atmosfer azotunu, topraktaki azotu alıp atmosfere veren denitrifikasyon bakterileridir. Yalnız dikkat edin, şuraya da yazalım. Bitkiler atmosferden serbest azot almaz ve vermez. Dolayısıyla burada bitkilerin daha çok işi toprakla olacaktır azot bakımından. Bitkilerin kullanabileceği azot formu arkadaşlar, bunlardan biri NO3, döngüde gösterdik. Bir diğeri de amonyum. Amonyumu da yine topraktan alarak kullanabilmektedir.